Aslına bakarsanız Erzincan depreminden sonraki, 1939 Erzincan depreminden sonraki ikinci büyük deprem olarak düşünülüyor. Ülkenin şanssızlığı tabii ki iki büyük depremin ardı arda kısa aralıklarla meydana gelmesi. Her ne kadar ikisi ayrı sistem olarak görünse bile aslında birbiriyle bağlantılı sistem olduğunu birçok yerbilimci arkadaşımız, hocalarımız belirtti, sizler de biliyorsunuz. Ülkemizi etkileyen bu Doğu Anadolu fay zonu ve onun devamındaki Ölüdeniz fay zonu, aslında bakarsanız bu iki depremdeki esas gerilmeyi oluşturan ana kırık zonları. İlki 7.8, ikincisi ise 7.6 civarında büyüklüğe sahip ve bunların sonuçlarını hep beraber maalesef kötü bir şekilde yaşadık ve yaşıyoruz. Şimdi burada söylenecek önemli konulardan birisi aslında bu iki fay zonu arasında kalan bölgedeki yerleşim yerlerinin de şu anda Türkiye'nin diri fay haritası içerisinde yer alan bazı faylar tarafından etkilenebilecek konumda olması. Özellikle Kahramanmaraş civarı olmasına rağmen biliyorsunuz Sivas güneyine kadar da bunların etkilerini gördük. Bir takım çalışmalar, özellikle Coulomb stres modeli ile ilgili çalışmalar ve aynı zamanda radar görüntülerinden alınan bazı çalışmalar, bu INSAR çalışmaları da söyleyebiliriz. Bunların sonucunda, bu iki depremin sonucunda etkilenebilecek bazı bölgelerde stres alanlarının şu anda dikkat edilmesi gerekli olan bölgeler olduğunu bize söylemekte, göstermekte. Özellikle Coulomb stres modeliyle açıklama, daha doğrusu analiz yapan yurt dışı ve yurt dışındaki araştırmacılar bazı faylar üzerinde gerilimlerin arttığını ve dikkatli olması gerektiğini açıklıyorlar. Özellikle Malatya civarında yoğunlaşan, aslında bakarsanız bir sismik etkinlik var. Ve çok yakın zamanda, 3-4 gün önce biliyorsunuz, orada da normal artçı depremlerin üzerinde bir artçı depremle şehir içerisinde bazı yine yıkımlar oldu. Bölgedeki sismisiteye baktığınız zaman, yani 6 Şubat'tan sonra günümüze kadar gelen sismisiteye baktığınız zaman, Malatya'dan Elazığ'a doğru bir odak dağılımı görebiliyoruz. Şöyle bir baktığımızda bu odakların dağılımı, küçük depremlerin ve artçıların dağılımı bir anlamda bölgede de yeni sismik sıkıntılı alanlar olabileceğini bize gösterebiliyor. Bir de ayrıca Malatya ve civarını etkileyebilecek diğer bir fay ise Malatya fayı. Baktığınız zaman 200 kilometrelik bir fay. Tabii bu faylar baktığınızda hem güneydeki Doğu Anadolu hem de kuzeydeki Kuzey Anadolu faylarını birbiriyle bağlayabilen sistemler. Şunu da söylemek lazım. Tabii ki özellikle Doğu Anadolu fayının ilk kırıldığı Kırıkhan ve Kahramanmaraş arasındaki kısmından sonra biliyorsunuz bir de Hatay depremi geçtiğimiz cumartesi olmuştu. Orada da Ölüdeniz fay zonunun bir kısmı, aslına bakarsanız, bu şekilde kırılmış oldu. Ve bir anlamda kuzeye doğru henüz daha kırılmayan kısımların olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Malatya'dan Ovacık'a doğru giden ve Malatya fayının da içerisine alan Malatya Ovacık fayları bize göre dikkat edilmesi, bana göre daha doğrusu dikkat edilmesi gereken yerler diye düşünmek zorundayız diye ifade ediyorum. Tabii her zaman söylenen klasik şeyler ama maalesef bu konuda tam bir bilinç de oluşmadı. Evlerini terk eden insanların o veya bu nedenden dolayı tekrar evlerine geri dönmeleri gibi bir gerçek var. Buna da çok çok
dikkat edilmesi gereken bir durum var ve tekrar aynı benzer şekilde can kayıpları aslında bakarsanız en üzücü konulardan birisi diye düşünüyorum. Türkiye ve civarındaki depremlerin yaklaşık 20 kilometreye kadar derinlikte yer almasının nedeni bir kere bir kıta üzerinde bulunmamız, kara parçası üzerinde bulunmamız. Ama yani belki bir Japonya'daki gibi veya bir Şili'deki gibi depremleri göz önüne alacak olursak orada çok çok daha derinlerde bazı depremler olduğunu biliyoruz. Ve oraya göre çok sığ depremler bu bölgenin etkisi altında olmaya da devam edecek. Akçı depremler konusunda söylenecek şeyler aslına bakarsanız işte 7.8, 7.6'lık depremlerden sonra işte baktığınızda farklı yerlerde olsa bile aynı sistem içerisinde tamamlayan 6 üzerindeki depremleri de biz ne yapabiliyoruz? Aslında görebiliyoruz. Bir kere bu sismik etkinliğin bu kadar büyük, geniş bir alanda ve bir veya iki yıl sürmesiyle ilgili genel bir kanı var.